kalp gözüyle onun azametini görmelisin. İmam Zeynel Abidin aleyhisselam şöyle buyurmuştur. Namazın hakkı şudur ki, onun aziz ve celil olan Allah'ın huzuruna giriş olduğunu, namazda Allah'ın huzurunda durduğunu bilmendir. O halde bunu bildikten sonra zelil ve hakir bir kul gibi rağbetli, çekinen, ümitli, korkulu, sefil ve yakarış ehli olmalı ve karşısında durduğun zata saygı olarak huzur ve vakarla durmalı, kalbinle namaza yönelmeli, namazı şartlarına ve haklarına riayet ederek eda etmelisin. İmam Sadık aleyhisselam şöyle buyurmuştur. Kıbleye doğru durduğunda dünya ve içindeki olan her şeyi, insanları ve hallerini tümüyle unutmalı, kalbini seni Allah'tan alıkoyan her şeyden uzak tutmalı, kalp gözüyle Allah'ın azametini görmeli, herkesin yaptıklarının karşılığını gördüğü, herkesin gerçek Mevlası olan Allah'a döndürüldüğü ve senin korku ve ümit ayağı ile huzurunda durduğun günü hatırlamalısın. Tekbir söyleyince gökler ve yeryüzü arasında olan her şeyi onun kibriyası karşısında değersiz gör. Zira kul tekbir getirdiğinde Allah-u Teala kalbine bakar da tekbirin hakikatini görmezse, yalancı, beni mi kandırıyorsun? İzzet ve celalime andolsun ki seni zikrimin tatlılığından mahrum kılarım. Bana yaklaşmana ve benimle münacatta bulunmana engel olurum der. Bil ki Allah senin hizmetine muhtaç değildir. İbadet ve duandan müstanidir. Seni ihsan ve rahmetinden dolayı davet etmiştir ki sana rahmet etsin ve cezasından uzaklaştırsın. Âl-i Muhammed'in aleyhisselam alimlerinden birine şöyle arz edildi. Fedan olayım, namazın gerçek manası nedir? O şöyle buyurdu. Niyetle namaza girince, ululayarak ve yücelterek tekbir getirince, tane tane kıraat edince, huşu içinde rükû edince, tevazu içinde başını rükûdan kaldırınca, horluk ve huzu içinde secdeye kapanınca, ihlas ve ümit ile teşehhüd okuyunca, rağbet ve rahmetle selam verince, korku ve ümit ile namazı tamamlayınca, Allah'ın rahmetinin kula inmesi ve kulun Allah'a ulaşmayı talep etmesidir. Böyle yaptığı takdirde namazının hakikatini yerine getirmiştir. Namazın adabı nedir diye sorulunca da şöyle buyurmuştur. Kalp huzuru, yani namazda her türlü hareketten organlarını uzak tutmak, Allah Tebarek ve Teala karşısında horluk içinde durmak, cenneti sağa, cehennemi sola, sıratı önüne ve Allah'ı ise karşıya koymaktır. Hazreti İdris'in suhufunda şöyle yer almıştır. Namaza durunca zihin ve fikrinizi namaza yöneltin. Allah'ı temiz ve ondan başka her şeyden uzak bir kalple çağırın. Huzu, huşu, itaat ve tevazu ile maslahat ve menfaatlerinizi ondan isteyin. Rükû ve secde edince dünyevi fikirleri, kötü ve uygunsuz hayalleri, kötü ve çirkin amelleri, hile ve düzen düşünceleri, haram yemeği, saldırganlığı, düşmanlığı ve kinleri kendinizden uzaklaştırın. Bütün bunların hepsini kendi aranızdan uzağa atın. Allah Celle Celaluhu Hazreti Musa'ya şöyle vahyetmiştir. Ey Musa! Tevbeni öne sal ve günahını ertele. Namaza durunca benim karşımda sakin ve yavaşça hareket et.